Efendim merhaba. Salı günü, bu cuma günü için demiştim ki bu muavenet meselesini bir anlatmalıyım diye. Neden biliyor musunuz? Büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün uluslararası ilişkiler için kullandığı çok özlü bir ifade vardır. İsmet Paşa dedi ki, büyük devletlerle ilişkiye girmek bir ayıyla yatağa girmeye benzer. Başınıza ne geleceği belli olmaz. Şimdi buradan hareketle. Bu S-400'ler, Patriot, F-35 çatışması ki üzerinde en hassasiyetle duruyoruz. Çünkü durmak zorundayız. Anlaşılan o ki Türk dış politikasını bu gittikçe kötü sıkıştıracak. Sıkıştırıyor zaten. Ben pazartesi günkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir haber vardı. İşte Rus yetkililer Katar'da bulunan, Körfez ülkelerinde yapılmakta olan bir silah fuarında, savunma fuarında çok net bir ifade kullanmışlar. Kullandıkları ifade de şuydu. Baharda yani Nisan ayında biz S-400'ler konusunun bütün teknik yapılması gereken her türlü eksikliğini gidermiş olarak Türkiye'ye bunları teslim edeceğiz. Yani anlamı ne bunun? Aktif hale getireceğiz. ABD cephesi de ısrarla neyi söylüyor? Bunlar aktif hale getirilmesin. Hangara mı çekilecek? Yunanistan S-300'leri yaptığı gibi ya da başka türlü bir çözüm mü bulunacak? Bir onun üzerine konuşulacak. Yeri gelmişken de salı günü eksik bıraktığım bir noktayı ifade edeyim. O nokta şu, dediler ki orada karar almışlar. Ankara'dan bir heyet, Washington'dan bir heyet, ikisi bir araya gelecek. Gelsin, evet, seçildi heyetler zaten. Bunlar S-400'ler konusunda karar versin, çalışmanın sonunda rapor hazırlasın. Efendim, S-400'leri biz satın almadık mı? Satın aldık. Peki neyin üzerinde çalışılıyor? İşte şimdi buradan yola çıkarak muavenet gemimizin vurulması meselesini anlatayım. Bakın, eğer savunma sanayiniz sizin her yönüyle ama her yönüyle dışa bağımlıysa başınıza ne gelecek belli olmaz. İşte İsmet Paşa'nın ünlü lafı. Tam da burada gelip yerli yerine oturuyor. Yani karşılıklı olarak ister Rusya'dan silah alalım, ister ABD'den alalım bütün bu sistemleri. Yarın öbür gün hangisinden ne türlü bir belayla karşılaşacağız bu hiç belli olmaz. O nedenle bugünden düşünülmesi gerekiyor. Hep söylüyorum, strateji üzerine konuşuyor, belirleyecekseniz, senaryo yazacaksanız, tarihi sağınıza, coğrafyayı solunuza koyacaksınız. Bakın yıl 1992. Ekim ayının başı, 1 Ekim, Saratoga gemisinden bize füzeler fırlatıldı. TCG muavenet gemimize, sevgili arkadaşlar, ve 5 denizcimiz burada şehit oldu. Şimdi öncelikle şehit denizcilerimizin ve buradaki yaralıların adlarını sizle paylaşayım. Şehit denizcilerimiz Komutan Denizkurmay Yarbay Kudret Güngör, ki Moskova askeri ateşesiydi, çok değerli bir subaydı. Yardımcı subay Deniz Teğmen, Alper Tunga Akan ki benim öğrencimdi. As subay Serkan Aktepe, Er Recep Akan, İkmal Çavuş Mustafa Kılıç. Bunlar şehitlerimiz, 5 şehitimiz. Yaralılar, Deniz Teğmen Ahmet Tırnova, Deniz Kurmay Binbaşı Necati Erol, Deniz Üsteğmen İlter Özdil, Deniz Üsteğmen Fahrettin Balkır, Deniz Teğmen Uluç Kılıç, özür diliyorum, muhabere subayı, evet Deniz Teğmen Uluç Kılıç doğru, seyir as subay Faruk Sarı Yıldırım, topçu as subay Taner Pişkin, topçu as subay Tuncer Pınar, Er Tolga Işıldar, Er Hakverdi Aydın, Er Ömer Hekim, Er Atilla Coşkun. Efendim, 1 Ekim'de vuruldu, 4 Ekim'de Kuzey Irak'ta Kürt Federe Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Yani neyle, neyin ilgisi, ilintisi var diyorsanız, işte bununla son derece yakından ilgili, ilintili. Çünkü o dönemde devleti yönetenler ve Genelkurmay, özellikle de Eşref Bittis Orgeneral, buradaki bu Kürt Devleti'nin kurulmasına karşı tavır alıyorlardı ve kesinlikle reddediliyor idi. İşte onun karşılığında bu yapıldı. İki tane ifadeyi okumak istiyorum. Ondan sonra olayın ayrıntılarını paylaşacağım. Topçuer Mustafa II.
Olay anında uçak savarda savaş nöbeti tutarken sancak baş omuzluktan gelen bir ışıltı gördüm. Geminin köprü üstünde patlama oldu ve yangın çıktı. Başka bir ifadeyi okuyayım efendim. Yine özellikle erlerin verdiği ifadeyi okuyacağım, subaylarınkini değil. 20.00-24.00 savaş nöbet yerindeydim. Sancak tarafta bol ışıklı bir gemi gördüm ve izlemeye başladım. Aniden iki parlak ışık gördük ve hemen ayağa kalktık. Işıklar önce havaya, sonra da bizim geminin üstüne doğru geldi ve şiddetli bir patlama oldu ve uçak savar platformuna camlar uçmaya başladı. Nöbetçi astsubayımız yere yatın dedi. Ondan sonra geminin köprü üstü yanmaya başladı ve savaş yerleri vuruldu. Sonra herkes savaş yerlerine geçti. Sonra gemiyi terk yerleri vurdu. Sonra herkes can sallarının başına gitti ve sonra komodorumuz gemi terk edilmeyecek dedi ve yangını söndürdük. Sonra yedeğe alındık ve Gölcük'e geldik. Ve efendim bu ifadeler devam ediyor. Çok uzun uzun. Bununla ilgili benim kendi kişisel arşivimin materyali açısından boldur. Çünkü pek çok kimse, Deniz Kuvvetleri mensupları, ellerindeki belgeleri, mektupları Amerikan mahkemesine, şimdi size söz edeceğim oradan ne kararlar çıktı. Onun nedenden dolayı bunlar benim kendi arşivime verilmiş olması açısından son derece önemlidir. Efendim Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti donanmasında Muavenet isimli iki tane gemimiz var. Osmanlı'dakinin adı Muaveneti Milliye'dir. Bizdekinin adı da TCG Muavenet'tir. Gemilerde genellikle böyle bir olay var. Daima gemi, ikinci gemi, üçüncü gemi alınır. Ama ilk geminin yaşı yaşatılır. Bu çok iyi, güzel bir gelenektir. Çok önemli bir gelenektir. Şimdi o gün ne oldu, ne bitti? NATO kararlılık 92 tatbikatı adıyla tatbikat yapılıyor. Bunlar Orta ve Doğu Akdeniz ve Ege bu bölge ülkelerinin de işte katıldığı, daha doğrusu bir savaşta bu bölge ülkelerinin tehlike altında kalacağı düşünülüyor. Savaş oyunları böyle kurulur zaten. O nedenle Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nin sularında bu tatbikat gerçekleştirildi. 25 Eylül'de başladı. Efendim 8 Ekim'e kadar süreceği ifade edildi. Bizim donanmamızdan da katılan gemilerimizden birisi TCG Muavenet Muhribi de çok gurur duyduğumuz bir gemiydi. Bu geminin kumandanı da Kudret Güngör Yarbay'dı. Genç bir subayımız, işte yarbay rütbesi. Tanımıştım ben. Ankara'da görev yaptığımız dönemde tanışmış idik. Işıklar içinde uyusun. Daha sonra burada bu geminin şöyle söyleyeyim, Amerikan gemisindeki konuşmaların tutanakları daha sonra Hürriyet gazetesinde 11 Mart 2003 tarihinde yayınlandı. Altında iki tane imza var. Birisi Uğur Dündar, ötekisi Aydın Özdalga. Ölüm konuşmaları adıyla geçiyor. Bakın şimdi buradan size bir iki konuşma aktarayım. Bu geminin nasıl bilerek vurulduğu ortaya çıksın. Vuran füzelerin sınıfı Sisaparov füzeleridir bunlar. Geminin adı Saratoga'dır. Saat 23.25. Olaydan 39 dakika öncesini anlatıyor. Saratoga Savaş Harekat Komutanı Yarbay Carol White, gemide bulunan görev grubu komutanı Tuamiral Philip Dura gider. Yarbay White, amiralım, tatbikata katılıp yeşil kuvvet gemilerine Sisaparov füzesi atmak istiyorum. Tuamiral, dur. Eğitim talebiniz uygundur yarbay. Yeşil kuvvet, bunlar kahverengi kuvvet. Yeşil kuvvet dediğiniz de nedir? Senaryoya göre düşman kuvvetidir. Saat 23.30. Amiralden tatbikat için izin alan yarbay White, savaş harekat merkezine dönerek durumu vardiya amiri yüzbaşı Alan Vesquez'e bildirir. Yarbay White, yüzbaşı amiralden izin aldım. Tatbikata biz de Sisaparov füzesi atarak katılacağız. Yüzbaşı Vasquez, anlaşıldı komutanım. Saat 23.31. Yarbay White'den hazırlık emrini alan yüzbaşı Vasquez, telefonla Sisaparov astsubayı William Morin'i arar. Yüzbaşı Vasquez, başçavuş Morin, ben yüzbaşı Vasquez, Sisaparov personelini uyandır ve sistemi hazırlat. Saat 23.33. Assubay Morin, bu emir üzerine yardımcısı Assubay Philip Williams'ın odasına giderek durumu bildirir. Assubay War,
Assubay Morin, Williams, tatbikata biz de katılıyoruz. Siz saparovları hazırlamamız emredildi. Olur deniyor. Bundan sonrası konuşmalar yine uzun. Hazırlanıyor. Füzenin emniyeti açılıyor. Talep onaylanıyor. Karşılıklı olarak yüzbaşı Free var bu füzenin başında. Assubay Prieto diye birisi var. Tam telaffuzunu bilemiyorum. İtalyanca ya da ya benziyor ya benzemiyor da. Füze emniyeti bunlar açılıyor. Saat 23.54 fiili atış emri alan Sisaparov kontrol kamerası assubayları durumun ciddiyetini fark ederek emir tekrarı istiyorlar. Assubay Berber diyor ki fiili atış emri veriyorsunuz doğru mu? Assubay Prieto diyor ki evet doğrudur. Assubay Barber diyor ki bu bir tatbikat mı yoksa gerçek bir durum mu? Assubay Prieto diyor ki bu bir gerçek durumdur, tatbikat değildir. Dikkatinizi çekerim şimdi. Dikkatinizi çekerim. Olan bitene bakar mısınız? Nasıl bir komplodur bu? Nasıl Amerikalılar tarafından Türk gemisinin vurulması yönünde hazırlanmış olan bir komplodur? Ortada ciddi bir tehdit olduğunu sanıyor assubay bu füzeyi ateşleyecek olan. Emri tekrar istiyor. Yeniden tekrar emir veriliyor. Sonuçta saat 00.03'te Saratoga'nın Savaş Harekat Merkezi Komutanı Yüzbaşı Ellen Vasquez muavenetin idam fermanını veriyor. Ateş serbest. Bir dakika sonra ateşleniyor. 2 adet Sisaparov füzesinin düğmesine basıldı. 2 saniye aralıkla bunlar gemiyi terk etti sevgili arkadaşlar. Ve geldi bizim muaveneti vurdu. Ama bir anda vardiya amiri yüzbaşı Vasquez çılgına dönüyor. Ne demek istiyorsun? Bu rapor doğru mu? Çabuk sistemi devreden çıkartın. Her şeyi durdurun. Aman Tanrım biz ne yaptık? Halbuki her şey biline biline yapıldı. Evet, buradaki yapılan müthiş yanlışlık fark edildi. Ama füzeler atış haline getirilmiş olduğu için 17 saniye içerisinde her şey oldu ve bitti. Ve muavenete isabet etti. Sevgili arkadaşlar, bundan sonrası artık Türk hiç anlaşılabilir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısmı da muhakkak öyledir de ama Türk Deniz Kuvvetleri'ni büyük bir mateme sürükledi. Bundan sonrası bir hukuk davasıdır. Gemide yangın çıktı. Tabii ki bu füzeler geldikten sonra. Demin söylediğim gibi arkadaşlar 5 Bahriye mensubumuz maalesef ne yazık ki orada şehit oldu. Bazı arkadaşlarımız ben maalesef ne yazık ki dediğim meseleye takılıyor. Bunu özellikle vurgulayarak bunu yapıyorum. Bunu bilerek söylüyorum. O arkadaşlarımızın da dikkatine sunarım. Yani Türkçenin efendim bu iki sözcük yanlış olarak bir arada kullanılmaz demelerini engellemek için söylüyorum bunu. Dikkatinizi çekerim. Teknik özelliklerine gelince bu füzelerin sevgili arkadaşlar bu füzeler aktif böyle radar işte güdümlü füzelerdir. Yarı aktiftir bunlar. Bunlar modifiye edilmiş Sisaparov füzeleri. Bunlar çift anahtarla falan çalışıyor. Hatta şeyleri bu füzeleri ateşleyecekseniz 4 anahtar dörtlü kontrol sistemi vardır. Onlar harekete geçirilmeden bunları ateşleyemezsiniz. Düşününüz artık bunun nasıl bile bile ateşlenmiş olduğu konusunda zerre kadar ama zerre kadar hiç kuşkumuz yok değerli arkadaşlar. Şöyle bir teknik olarak bir bilgi vereyim. Dört güvenlik yani emniyet barajının geçilmesi birisi eğitim kodudur. Öteki hedefe kilitlenmedir. Öteki alarm uyarısıdır. Öteki gerçek ateşlemedir. Sonuç olarak böyle bir kaza olmaz. Değerli arkadaşlar böyle bir kaza olmaz. Efendim bu olay etraflıca incelenmiş midir? Etraflıca incelendi. Peki bir şey söyleyeceğim size. Olaya baktığınız zaman ve olayın sonucu açısından. Gelişmeler nasıl oldu diyorsanız ben size söyleyeyim. Habertürk Televizyonu'nda, eski Habertürk Televizyonu'nda program yapıyordum. O zaman Aynı Anın Arkası ve Komplo Teorileri diye. Bu programa Üsteğmen İlter Özdil konuk oldu ki benim öğrencimdi bu çocukta. Ve bu çocuk
kolunu kaybetmişti. Bu çocuk işte sonuç olarak buradan maalesef ağır yaralar alarak çıktı. Olay kesinlikle kaza değildir. Gelsinler karşıma oturup anlatsınlar onu. Öyle söylendiği gibi eğitimsizlik ve disiplinsizlik de olamaz. O radar çalıştırılıp bize yönlendirilmediği sürece füzenin isabet etmesi olanaksız. Sistemin çalışabilmesi için komuta makamının emir vermesi gerekiyor. Son komuta edecek kişi komutandır. Böyle abuk sabuk bir şey olamaz. İki füze madem yanlışlıkla ateşlendi, niye sistemi iptal edip hedefi saptırmadılar? Niye soruşturmaya uğrayanlar da idari kovuşturmalarla geçiştirdiler? Ha. Buraya bir mim koyalım. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Personelimiz şehit oldu, yaralandı ya. Bu konuda soruşturma, kovuşturma yapan makamlar maalesef ne yazık ki bunun üstünü kapatma yolunu seçtiler. Amerikalılar cephesinden ise açılmış olan tazminat davalarını Türk insanını değersiz gördükleri için kuruş mertebesinde tazminatlarla geçiştirmeye çalıştılar. Peki Amerikalılar bunu niye yaptı? Üstelik İlter Özdil bunun yanıtını da bir senaryo ile verdi. Biz yani muavenet 1 Ekim'de vurulduk. 4 Ekim'de Irak'ta Kürt Federe Devleti'nin ilan edildiği açıklandı. Biz vurulduğumuz zaman Kuzey Irak'ta Eşref Bitlis Paşa PKK'ya karşı büyük bir harekat başlatmıştı ve ABD bu harekatın yapılmasını istemiyordu. Bugün de ABD neyi istemiyor? YPG unsurlarına karşı harekat yapılmasını istemiyor. Rusya ne istemiyor? YPG-PYD unsurlarına karşı bir harekat yapılmasını istemiyor. İşte muavenet olayını sizinle paylaşmamın tam da sebebi budur. Tam da anlamı budur. Üzerinde durulmayan asıl ilginç konu ABD mahkemesi kararıdır. Bunu da paylaşıp bu konuyu noktalayayım efendim. ABD 11. Daire Mahkemesi United States Court of Appeals 11th Circuit number yani numara 96-21-67. İlginç bir şekilde muavenetin vurulması olayını adil olmayan politik mesele olarak yorumladı ve bu konuda tazminat davası açılamayacağına hükmetti. Şimdi diyoruz ya F-35'lerin biz parasını verdik. Daha önce İngilizler'deki gemi parası vermiştik, vermediler bize. F-35'ler için ödediğimiz paralar ne olacak diye soruyorsanız işte tam da bu olacak değerli arkadaşlar. Tam da bu olacak. Bu sonuç ABD'nin bir akıllı oyunuydu. Benim yorumum o. Bak akıl oyunu değil, bir akıllı oyunuydu. Türkiye ne yazık ki ilişkilere zarar gelecek korkusuyla ne şehitlerinin ne de gazilerinin haklarını arayamadı. Hele erlerin kayıp eşyaları bile tazmin edilmedi. Türkiye'deki karar alıcı aktörler ne akıl oyunu yapabildi ne de akıllı oyunu. Bu durumda akla hemen şu sorular gelebilir. 1. Kaza olduğu iddia edilen bir olay nasıl politik bir mesele olabiliyor? 2. ABD ile Türkiye arasında nasıl bir politik mesele var idi ki muavenet vuruldu? İşte değerli arkadaşlar, bundan sonrasının kararını siz verin. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı mı diyorsanız tartışıldı. Ben bu konuda bir uzun makale yazmıştım. Bu Akıl Oyunu kitabında da bunu yayınlamış idim. Buradaki bütün bizim TBMM'deki görüşmeler, milletvekillerinin buralardaki cevapları, değerli arkadaşlar, bütün bunların hepsi ortada. Hepsi ortada. Ah, şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu en son genel kurul 23 Şubat 1993 günkü birleşiminde görüşülmesi kararlaştıran 10/63 ve 10/74 esas numaralı kontur, gerilla ve özel harp dairesi konusundaki meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin 2 Mart 1993 Salı gününe ertelenmesinin genel kurulun onayına sunulması danışma kurulunca uygun görülmüştür. Öneri oya sunuldu, öneri kabul edildi. Diyeceksiniz ki bununla bunun ne ilgisi var? Efendim çok ilgisi var, çok ilgisi var. Çünkü niye buradan? İşte NATO tatbikatıydı ya, bu Amerikalılarla ilişkilerdi ya. Bizim bu kontur gerilla yani özel harp dairesi, bu kontur gerilla dairesi meselesi son derece önemli. Bizim başımıza da çok işler açtı. O nedenle ABD ile ve Rusya ile girişilecek olan ilişkiyi son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın TCG muavenet, Amerika'dan almışsın gemi, NATO ülkesisin. Tatbikatlardasın, ortak tatbikat yapıyorsun. Seni ABD gemisinden
ateşlenen füzelerle vuruyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunun projelendirilmiş bir olaydır bu. Yarın öbür gün içinde söylüyorum. Gerek Rusya'dan aldığımız, bilemem aktif hale getirilir, getirilmez, NATO'dan çıkarız, çıkmayız, o kısımlarını bilemem değerli arkadaşlar. F-35'ler, Patriot'lar yarın öbür gün acaba muavenet örneğinde görüldüğü gibi bu şekliyle bilerek, planlanarak Türkiye'nin başına iş açacak, tıpkı Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda Yavuz gemisini Midilli ile birlikte, iki tane dedim ya, bizim yanımızda da Taşoz da var. Bizim de küçük gambotlarımız, muhriplerimiz var. Peki bugünkü terminolojiyi kullanayım, muhrip diye. Onlar nasıl Almanya'dan alınan emirle, 2. Wilhelm'in Amiral Soşon'a verdiği emirle gidip onları bombaladı, bizi savaşa soktu. Ve sonuçta Osmanlı, işte tarihten silindiyse Osmanlı Devleti. Tekrar söylüyorum, tek bu olay değil, bu bir ateşleyici unsur. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Sırp milliyetçisinin tetiği çekmesi gibi yarın öbür gün Türkiye'nin acaba başına neler gelebilir? Bugünden düşünmemiz gerekiyor. Eğer ülkemiz bizim için önemliyse, şunu unutmayalım, çatı çökerse altında hepimiz kalacağız. Bir daha söylüyorum, çatı çökerse altında hepimiz kalacağız. O nedenle sevgili arkadaşlar, bu iş politik bir mesele haline getirilmemeli. Bak, Amerikan mahkemesi politik mesele haline getirdi. Sonuçları paylaştım sizinle. Paylaştım. Salı günkü konuşmamda şu Kıbrıs işini konuşmak istiyorum. Çünkü kuruluşun 36. yılına geldik ya. Şunu bir konuşmak istiyorum sizle. Ne oldu, ne bitiyor, ne olacak, ne olabilir? Şimdilik ne diyeyim? Huzur içinde kalınız.